Çetin arkamızda bulunan evde doğdu, büyüdü. Bayağı zorluklar yaşadı. İlk ve ortaokul tahsilini, lise tahsilini zaman zaman ilçe merkezinde, bazen burada Yatılı Bilgi Okulu, Doğancık'taki Yatılı Bilgi Okulu İlk Öğretim Okulu'nda tamamladı. 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde kendisi görevi olmadığı halde bombalı bir aracı imha ettirerekten teröristlerle birebir çarpışaraktan tek başına İzmir Adliyesi önündeki İzmir Adliyesi'ne daha doğrusu saldırıyı önlemiş oldu. Orada en az 300 kişinin canını kurtardı. Zaten aracı fark eder etmez kendisi, ben şeyde izledim, internette izledim, şehide bağırmaya gittiğimden. Orada bana izlettiler. Birebir çatışaraktan teröristin birini imha ediyor. Ve diğeri de kendi mermisi bittikten sonra, o arada kendi kulübesindeki kasasındaki yedek şarjörü almak üzere açık alana giderken diğer terörist arkada yerini şehit etti. Bu şehitlik sırasında bizim burada haberimiz olduğunda işte şehidimizi almaya gittik. Tabii ki acımız büyüktür ama onurumuz da büyüktür. Şehidimiz kendisi görev esnasında izinlerini hep burada geçirirdi. Benim köyüm Koçyolu'dur. Gelir annesini babasını gördükten sonra mutlaka benim ziyaretime gelirdi. Benim misafirim olurdu. Beraber zaman geçirdik. Beraber geldik, burada zaman geçirdik. Yani öyle çok neşeli bir hal vardı. Herkese faydalı, yardımcı olmak isterdi. Özverili bir karaktere sahipti. Rabbim onun o güzel gününe göre şehadet şerbetini nasip etti. Şerbet nasip etmese benim yeğenim gerek cesaretiyle gerek gücüyle mermisiz dahi o diğer teröristi imha edebilirdi. Etkisiz hale getirebilirdi. Ama Rabbim o güzel gününe göre, yeğenimin güzel gününe göre şehadet şerbetini nasip etti. Bundan biz onurluyuz. Rahmetiyle muamele edilsin. O da olmuyor. Elbette ki şehidimiz vatanı müdafaa ederken orada kahramanlık gösteriyor. İnnallâhe me'assâbirîn. Kabri başında manevi huzurunda bulunmuş olduğumuz çok kıymetli şehidimiz, aziz şehidimiz Fethi Sekin'in ruhuna hediye eyledik. Onun ruhunu bundan haberdar eyledik. Ocak 2017'de Fethi abim hayatının en güzel gününü yaşadı. Çünkü bu dünyada biliyoruz hepimiz çok geçiciyiz. Ve ahirete bir gün intikal edeceğiz. O intikal bazen çok kötü şekilde olabilir. Ama bazı insanlar için de o gün kişinin düğün günüdür. Çünkü Fethi abim 5 Ocak 2017'de başta Allah'ın rızasına, daha sonra Peygamber Efendimiz'in sevgisine, ondan sonra da devletimizin vatansever insanlarının övüncünü kazandı. Böyle bir insanın kardeşi olmak son derece gurur ve onurlu. Bugün yani bu yıl 2023 ve 2023 bizim devletimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bu 100. yıl dönümünde geçmişe baktığımız zaman, tarihe baktığımız zaman biz sadece devlet kurulmadan önce Kurtuluş Savaşı ya da işte tarih bilgimizden herkes bilir bunları, çok fazla şehit verdik.
Ve devlet o şekilde elde edildi. Fethi abim de devlet gideceğine, yani o gün bir sürü insanın canı gideceğine, adliyeyle bir olacağına, bunun yanında terör örgütleri sevineceğine canını feda etti. Çok da anlamlı, onurlu bir davranışta bulundu. Acısı var mı? Tabii ki çok fazla var. Özellikle 3 çocuğu yetim kaldı. Biz kardeşler olarak yüreğimiz çok burkuk kaldı. Babam her yerde vatan sağ olsun diyordu. Çünkü vatanımız kutsal değerlere sahip. Yani 100 yıl önce Seyit Onbaşı neyse ve biz 100 yıl sonra hala Seyit Onbaşı'yı biliyor isek, bir 100 yıl sonra da Fethi abim inşallah o şekilde anılacaktır. Fethi Sekin kardeşimiz de atalarından devraldığı bu mirasın hakkını teslim ederek teröristlerin saldırılarına göğsünü siper ederek, onları bertaraf ederek vazifesini layıkıyla yerine getirdi. Allah razı olsun. Allah mekanını cennet etsin. Türk milleti devleti olmadan, bayrağı olmadan, ezanı olmadan yaşamayı kendine zul kabul eder. Hürriyetini ve bağımsızlığını kaybetmek için her türlü fedakarlıkta bulunur. Dolayısıyla inşallah bundan sonra da aynı şuurla, aynı birlik ve beraberlik ruhuyla, aynı mücadele azmiyle kötü niyetli olanlara, art niyetli olanlara karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz.